Evet. Hocam sorular bir sürü sorular var. Şimdi en önemli soruları alalım. Önce hayati şeylere bakalım. Sonra bizim uğraştığımız şeylere biliyorsun cinsel hastalıklar, kapılmış enfeksiyonlar, erken boşalma, ereksiyon ama bizim üroloji doktorluğumuzun aslında görünmeyen bir tarafı kanserler, böbrek taşları, işte mesane ile ilgili problemler. Bu yüzden önce önemli soruları bir alalım. İçinden seçelim onları. İdrarda kanama var. Neden olabilir? İdrarda kanamam var diyen önce kadın mı erkek mi? Yaşı önemli, sigara içip içmediği önemli. Niye? Sigara içiyorsa kanserle bir paralelliği olabilme ihtimali var. O yüzden önemli. Eskiden kadın hastalarda mesane kanserini az görürdük. Çünkü sigara içimi kadınlarda daha azdı. Ve biraz daha prostat gibi hastalık organları olmadığı için, mesane direkt çıkım olduğu için, daha kolay boşalttıkları için biraz daha kadınlar avantajlıydı. Fakat sigara içimi ne kadar arttı, kadınlarda mesane kanseri riski o kadar artıyor. Demek ki böbrek taşı var mı yok mu bakıyoruz, sigara içiyor mu içmiyor mu, neden kanıyor diye bu tür sebeplere bakılabilir. Erkektir mesane boyunu yüksek olabilir, genç ise, yaşlıysa prostatı olabilir. Yani orada prostat artık idrar deliğini kapatıyordur, oradan idrar jet akımı geçerken böyle idrarda kanamalar yapabilir. İçtikleri, yedikleri bile yapabilir. Hatta idrara kan rengi gibi bulaştırdığı için kanama varmış gibi de olabilir. İdrar haline bakarız, gerçek bir eritrosit mi değil mi anlarız. Ultrason yapılabilir ama ultrason idrardaki kanamaları müthiş gösteremeyebileceği için tomografiler, ilaçlı tomografiler yapılabilir. Eğer doktorunuz bunu istiyorsa kesinlikle haklıdır. İdrardaki kanamayla şaka olmaz. Hatta bize tomografi bile yeterli olmayabilir. İçeriye kamerayla bile girebiliriz. Bunların bile yeterli olmadığı durumlar var. Bazı hastalar hematüri, idrardaki kanamadan dolayı. Zannetmeyin ki siz berrak görüyorsunuz. Biz buna kanamaya bazen kıpkırmızı olmasına gerek yok. Mikroskopik, yani bu mikroskop altında tahlillerde eritrosit görünce de mikroskopik hematüri deriz. Yani sizin illa kırmızı renk görmenize gerek yok idrarda kanama muhabbetini açabilmek için. Hatta dediğim gibi başa döneyim, sistoskopi bile yeterli olmayabilir. Bazı idrarda kanama olan hastalar, mikroskopik hematürisi olan hastalar çığdırırlar. Tetkiklerim bitmiyor, kontrollerim bitmiyor diye. Evet, mutlaka kontrol olmanız gerekiyor. Çünkü idrardaki kanamada bir sebep bile bulursak bazen bizim için yeterli olmayabilir. Pıhtılı kanama en önemlisi. Pıhtı var, ağrı yok. Kanaman varsa doktora koş. O gün en önemli işinden sonra işini bile bırak. Pıhtılı kanaman varsa, ağrısız pıhtılı kanaman varsa hemen doktora gidiyorsun. Hemen bununla bağlantılı olarak yine idrar yanma sorunu var. Sistoskopi uygulamak zararlı mıdır? Sistoskopinin zararlı olmasından korkuyor erkekler galiba. Sistoskopi, çok haklılar. Doktor olarak ben bir hastayı çok ikna etmek istemem. Şimdi ben kendime güvenim nasıl? Çok A+ bir hastanede çalışıyorum. Benim kullandığım sistoskopi de gerçekten en yüksek teknolojide, en yüksek görüntü veren cihazlarla ve binlerce yaptığımız için hiç abartmıyorum. Sistoskopi bir üroloğun en fazla yaptığı şeylerden biri. Sayısını kesinlikle bilemeyiz. Her gün 1-2 tane yapıyorduk. Ben asistanken inanılmaz sayıda sistoskopi yapıyorduk. O yüzden sayısını bilmiyorum. Yüzlerce mi, binlerce mi bilmiyorum. Ve bu kadar tecrübeli olan bir doktor da en yüksek teknolojiyi sağlıyor. Hastaya da gerekli ilgiyi, zamanını da verince sistoskopiden sana sıkıntılı olabilecek şeyler minimuma iniyor zaten. Ama kötü bir cihazla, harıl hurul yapılan bir işle tabii ki sıkıntılı olur. Yani o yüzden biraz hayat tecrübene güven, biraz da nereye geldiğini bil. Bu riski minimuma indirdiğimiz zaman da korkacak bir şeyin yok. Teşekkür ederiz hocam.